Evet, Star Trek 21. bölüm Simbiyosis. Hoş geldiniz. Bu bölümde yine dünyanın kapitalizmle, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesi, Amerika'nın rolü ve... <laughs> yok yok. Bu bölümde yine Starfleet'in başına gelen saçma bir e, hakemlik göreviyle başlayan ama Prime Directive'e kadar uzanan e, Ornaranlarla Brekyanlar arasındaki çekişmenin nasıl başladığı, nereye biteceği ve uygarlıkların e, geçmişten bugüne hangi kurallar bütünüyle yöneticilerine dair güzel mesajlar içeren ve Picard'ın Prime Directive'e teğet geçerek e, bize şov yaptı yine güzel bir bölümdü. Simbiyosis ne diyorsun abi bölüm hakkında? Ee, yani simbiyosis ele alınması gereken bir bölüm diye düşündüm. Ee, çünkü Prime Directive muhabbetlerinden ötürü. Ki, ya biraz komik bir bölüm açıkçası bu bölüm. Yani <laughs> şey ne bileyim yani başka daha böyle ciddi ciddi bölümler konuştuk arada. Bu bölüm biraz daha böyle hafif bir bölüm gibi geliyor bu bana. Bu bölüm Justice gibi geldi bana. Onu ben seçmiştim. Ben bu bölümde seçerdim bu arada. Hani sen seçmesen de. Hani sen seçtin ama şey Justice'de çok paralel gördüm ben. Yani daha böyle o kuralları, hukuku sorgulama kısmı gibi biraz daha Prime hmm. Directive üzerinden. Ya hem öyle hem de biraz şey ya bu bölüm İşte böyle Wesley falan şey diyor ya Allah Allah anlamıyorum. İnsanlar bu kadar uyuşturucu kullanmakta ne anlıyorlar acaba falan diyor. <laughs> Natasha da geliyor böyle ben pezevenklerin elinde büyüdüm. Sen sakın kullanma. Bir iki kere çekersin, üçüncüye çekeyim dersin. Bu sefer de köpeği olursun. Yapma Bitirirler evladım, yapma seni. evladım. 1988 senesi evladım. Kokaine karşı savaş açıldı Amerika'da evladım falan. Hani biraz böyle... Tabii. Data'da besli bakıyor sana böyle. söylüyorum. Hmm. Ne oluyor ya? Besti <laughs> sana söylüyorum, seyirci sen anla bölümü böyle biraz. Hafif böyle bir şey durumu da var yani. Ee, aman abi işte o bilgisayar oyunlarını yüklüyorsunuz ama içindeki loot boxlara binlerce para kaptırıyorsunuz falan gibi böyle <laughs> e, şey tarafı çok. Harcamayın ee, para. Ha, seyirciye, uyarı tarafı çok. O güzel ama onun dışında işte aslında senin dediğin ahlaki sorgulama kısmı yine bence çok daha keyifli olan kısmı çünkü yani gerçekten şu. Abi bir küçük şöyle bir eleştiricik yapmam lazım. Koskoca gezegenler iki tane gezegen var. Gezegenlerden bir tanesi de herkes uyuşturucu çekiyor. Geri kalanında da herkes uyuşturucu mu üretiyor? yani Bir kişi de sorgulamıyor değil mi? Bu ne yapıyoruz da biz? Hani, <laughs> uyuşturucu üretenler şey dememiş mi? Abi bu uyuşturucudan gelen parayla muz işine girelim dememiş mi? Kimse anladı mı? Bir de böyle <laughs> birazcık şey. Çok temsili ee, kalmış ya. Yani biraz basite kaçmışlar yine. Çok temsili evet, olmuş. Evet, temsili işte aynı O yüzden senin söylediğin Justice bölümüne benzetme çok daha doğru. Biraz daha eski kafa bilim kurguculuk bu. Yani Gene Roddenberry evet. kalemi. Yani eski yazarların kafası. Hani daha böyle tematik Hani çünkü şeyi düşünürsün. Ulan anladık yani bu Ornaran mıydı neydi işte Ornaran. uyuşturucu satanlar. Ornaranlar hasta olanlar, brekyanlar ha, satanlar. Ta, bu brekyanlar uyuşturucu satıyor da yani aga yani tuvaletleri kim temizliyor anladın mı? Kabloyu kim çekiyor? Yani elektrik mühendisi yok mu koca gezegenlerinde? Kimse mi bir şey Başka üretmek istemiyor. Geliştirmedik yani. mi? Geliştirmedik. Hep uyuşturucu damıtıyoruz. Ya ne bileyim hani petrol damıtmıyor musunuz? Yok hep biz uyuşturucu falan. <laughs> yani, <laughs> o kısmı birazcık böyle şey geliyor. Kimse, kimse üretmiyor. Hadi bak tamam Türkiye'de ee, üretmiyor da mesela <laughs> yine bir şeyler yapıyoruz ya. Yani. Hani şey gibi birazcık birazcık parodi parodiler. Evet. Daha hani onu kulak arkası ediyorsa çünkü Star Trek'in orijinal serisi geçmişi yüzünden aslında Star Trek seri izleyicisi buna alışkın. Bir de gerçekten bazen de tematik gitmek gerekiyor abi. Yani şimdi burada Hı. uzun uzun adamda da şeyi anlatsa. Hayır canım bazılarımız uyuşturucu geziyor, bazılarımız da işte atlet onlara da işte ve müzik Olimpiyat yapıyor onlara katılıyor. da zaten uyuşturucu satıyoruz falan hani anladın mı yani bu, uzun uzun bunu anlatsan zaten konunun odağından kopacaksın filan. Ee, evet yüzden... şey vurgusu da var galiba orada hani e, uyuşturucunun bağımlılık kısmı yanında ilaç şirketlerinin çok güçlü olması. Hani i̇laç şirketi dedim mi o herifler dünya yönetiyor abi olur ya hemen biraz Hı -hı. ona da herhalde. Dönemin şartlarını bilmiyorum tabii bu arada o dönem bir şey oldu mu bu konular çok mu konuşuyordu şu anda da hep popülerdir ama belki döneminde de çok popülerdi. Abi işte 70'ler 80'ler şey Amerika'da kokain imparatorluğunun kurulduğu yıllar işte şeyden hatırlasam yani 70'lerde biliyorsun heriflerin sistemine bir giriyor kokain. 80'lerde imparatorluklar kuruluyor. Hem millet sokaklarda birbirine vuruyor. Sırf kokain içiyorlar. İlaç olarak da hani legal ilaç olarak da. Çünkü legal ilaç içerisinde de çok fazla aslında hep şey denir Aa, ya işte bu iş, ilaçlar uyuşturucu abi bunları bize satıyorlar. Hani ya o falan. konuda da biraz kafa açacağım. Çok uzun üste konuşmayacağım ama şu an Amerika'da çok ciddi opioid krizi var öyle bir tane. Ben de makaleler okuyorum hakkında. Hı -hı. Bir tane ağrı kesici varmış hızlı etki eden opioid diye. Reçetesiz satıyorlar. Yani millet Üçer beşer atıyormuş artık yani bağımlılık inanılmaz noktaya gelmiş. Ee, Çok tehlikeli. Böyle be. mesela şey eyaletler şeyi kesiyor. Tamam biz bu eyalette opioit satmıyoruz artık filan diyor. Bağımlılık geliştirenler arabaya atlayıp gidip Başka yan, eyalete, eyalete, <laughs> yan eyaleti yan eyaletin sınırına en yakın eczaneden bavulla alıp anladın mı? Satanda Oha. satıyor falan. Fena fena oğlum bu arada biraz araştırdım ben gerçekten şey yani herifler kendi vatandaşlarını kendi ilaç şirketlerinin ürettiği ürüne karşı koruyamamışlar. Ya bu konuda bizim ülkemizde böyle şeyler olmuyor. Yani arada böyle bizim ülkeye pay çıkarınca vay siz AKP mi övdünüz iyi oluyor bize ama ya bazı konularda gerçekten Amerika'dan daha iyi olduğunu insan hissetme hoşuna gidiyor yani. Bizde böyle durumlar neyse ki olmadı yani. Ya onun nedeni biraz şey tabii ben eczaneye yakın olduğum için Avrupa Birliği standartlarını uygulama çabamız bir dönem hmm. çok işe yaradı. Antibiyotiklere kadar hani ilaçlardaki sınırlama var ki bizde hala aslında ilaç alımı kolay ama Eczacı odaları ve işte belli e, gruplar bu konulara çok iyi çalıştılar. Hani mesela şöyle durumlar var, belli ilaçlar var isim vermeyeceğim. Bunların satışını yapabiliyor eczaneler, ama legal olarak reçetele satmak zorundasın. Ama daha öncesinde de eczaneler bunları satmak istemiyorlardı. Çünkü hmm. biraz bizde artık neden geliyor bilmiyorum. Bazı eczanelerin daha artık yaş olarak büyük olması mı babacanlık annes anneserlik yaklaşım mı bilmiyorum ama. Belki de ben annemden babamla öyle gördüm. Satmaktan kaçınıyorlardı bu ilaçları zaten. Hatta yani kavga da çıkar. Nasıl olmaz sizde falan. Ya yok kardeşim git falan. Hani sonra bunlar daha legal durumlara gelince daha iyi oldu. Biraz eczacı birlikleri bizde iyidir o konularda. Biraz ona da pay vereyim. <laughs> ya yani bu bölüm zaten işte aslında bu bölümü benim biraz istememin her türlü sebebi bu tarz konulara değiniyor olması. Yani neticede konuşuna geliyor. Amerika'daki şu an opioid krizinden yine örnek vereceğim. Orada şöyle bir durum var. Herifler opioidlere bakıyorlar. Ağrı kesici mi? Evet. Hızlı etki ediyor mu? Evet. Düşük dozajlarda alındığında bağımlılık yapıyor mu? Hayır. Hayır Ve Amerikan yasaları gereği diyorlar ki o zaman satalım. E, şeyden geçti. İşte FDA mi ne? Bunların bir tane ha, ilaç şeyi FDA, var. Yani. Oradan geçti diyorlar. Ama işte düşük miktarlarda bağımlılık yapmıyor ya. Büyük miktarlarda bağımlılık yapıyor. Fena. Ve Amerika'da ilaç satışı bu arada her gittiğimde şaşırıyorum. Ee, şöyle şöyle şişelerde jelibonlu melibonlu satılıyor ya bilmiyorum <laughs> biliyor musun onu, meyve evet. sulu ışıklı mı ışıklı vitaminler, vitaminler eczanelerde tabi şey yani bizde hani böyle girersin eczane iyi kötü beyaz gömlekli birisi falan sana karşılar ya burada öyle değil abi burada çikolataların yanında duruyor yani ağrı kesiciler işte şey ne bileyim tabi bizde onların regülasyonu daha falan güçlü falan. aynen e tabi yani şimdi sen ya düşünsene abi az miktarlarda tüketildiğinde bağımlılık yapmayan bir ağrı kesici var elinde. Sen bunu satışına okey diyorsun. İlaç şirketi bunu şekerli jöle içerisine gömüyor ve şu kadarlık pakette satıyor. Tamam mı? Ama yüksek miktarlarda bağımlılık yapıyor. Veya bir yüksek miktarlarda bağımlılık yapıyor aslında acaba jöle gibi satmasın falan diye sistemin çarkları dönere kadar 4, 6, 5 ile 6 sene arası bir süre geçmiş tamam mı? O arada millet bağımlılık geliştirmiş işte. Tamam. Aslında bu bölüm biraz o açıdan hani insana şeyi düşündürüyor. Yani şimdi Picard'ın Picard denk gelmiş bir insan. Hani gerçekten şey bir durumu yok. Yani yargıç değil, şerif değil herif yani anladın mı? Hani bu adamın sorumluluğu da, da, değil bütün bu olaylar. Ha bir yardım sinyal almış, ona yardımcı olmaya gidiyor gerçekten. Prime Directive zaten bulaşma diyor. Ama işte doktor diyor ki ya bulaşalım saçmalama koskoca gezegeni bağımlı hale getirmişler. Biraz bu arada kalmıştık. Biraz yakaladığı ahlaki sorgunun göbeği. Yani çünkü öbür taraftan şey de diyebiliriz işte. O krizde şu da denebilir. Kardeşim millette de kullanmasın. İşte hani bir de böyle bir yaklaşım vardır ya. Ya da hani Türkiye'de bilmiyorum öyle öyle oluyor mu ama yani işte sen eczane tarafında çalıştığın için o tarafı biliyorsun. Yani millette almasın kardeşim deyip işin içinden çıkmak doğru bir regülasyon mu yoksa yok abi milletin almasına biz engel olmalıyız korumacı tavır mı daha iyi bir yaklaşım? Yani bu işte ahlaki konulardan bir tanesidir kesinlikle. gerçekten de konuşulan. Ya o işte insanın rasyonelliğine geliyor konu abi. Daha basite kaçıyorsun. İşte antibiyotik konusu mesela bizde de o sorun vardı yıllarca. Çok kolay antibiyotik alındı. Ya birçok yerde reçeteliyken dünyanın birçok noktasında. Çünkü onda şeyden biliyorum. Birçok gurbetçi eczaneye gelip kutu kutu beşer onar kutu antibiyotik alıp Avrupa'ya geri dönerdi eskiden de. Hmm. Türkiye'de reçeteli konuma geldi ama hala hala hani satanlar ya da zorlu alanlar olabiliyor hani zorla dedim ya ver işte bir şey olmaz tarzı tanıdık eczane bilmem ne öyle olabiliyor antibiyotik konusu da şeyi yol açtı abi onu yani hastalıklar iyileşmemeye başlıyor çok uzun vadeli yani birçok alanda hani bu seks işçiliğine kadar giden cinsel hastalıklardan bambaşka hastalıklara kadar giden birçok alanda çok ciddi sıkıntılar yaratmaya başlıyordu Bunda biraz geç kaldık biz de hani, ya bir satılıyorsa satılsın zaten ilaç şirketleri çakal burada yani devletlerle özellikle reçete üzerinden e, satış yaptıkları için devletlerle anlaşmalar yapıyorlar orada belli indirimleri sağlamak zorundalar ve kafalıyorlar aslında hı hı. biz biraz kavgalı oldu, olmamız belli noktalarda Türkiye'nin 2010'lardan sonra birkaç ilaç şirketiyle ciddi kavgaya girmesi biraz rahatlattı aslında biz o konuda <laughs> ciddi regülasyonların yolunu açtı e, İyi oldu aslında dolaylı yolda. Tabii. Ben şeydeydim o dönem. Ee, çok gerçek hayattan bahsettik bu bölümde aslında. Kusura bakmayın ama oldu bence ya. bir yandan asıl bahsedilmesi gereken kısmı bu bölümün. Ben ee, şeyle Pfizer'le çalışıyordum. Hı, e, evet. Bizdeki büyük regülasyon geldiği dönemde. Yani iki senelik bir çalışma sürecimiz olmuştu. Yani şeyin başına hatırlıyorum. Bizdeydi mi Pfizer o dönem? Ya ha, ha, aynen tamam. yani işte şeydi başta. Hani böyle Abi işte doktorlar kongre hadi abi işte anladın mı? Lahmacunlar, dürümler, kebap masaları, ortamlar falan filan. Sonra devlet bir regülasyon koydu işin için. Regülasyon diye böyle. İşte ilaç satanın doktoru görmesi bir dakikayla kısıtlandı. İşte bilmem ne vermek, bilmem ne ikram etmek, şunu bunu yapmak yüzde yüz yasak hale geldi. İsminden bahsetmek veya işte faydasından bahsetmek %100 yasak hale geldi. Sosyal medya sayfalarına kısıtlama getirildi filan. Çok Ve ciddi. ben o gün şey demiştim. Lan evet lan. Yani bazı konularda regülasyon yapmazsak çok parası olan insanlar diğer çok parası olan insanlarla ya aman canım millet de kendisini sakınsın deyip herkese her şeyi satabilir lan aslında. Yani millette mal millet ne? Yani millet neler? Millet yani affedersin millet şişeye oturuyor evinde yani anladın mı? Yani adam geçen bir haberi çıkmış ya yine Coca-Cola şişesi çıkarmışlar çocuğun evet, içinden. İşte, duşta mi? yanlışlıkla oldu falan demiş o da. Ya şimdi şişeye oturan adam anladın mı neler almaz? Yani bu adamın kendisini sakıncağına güvenemiyorsun sen. O yüzden böyle bir korumacı tavır bana daha doğru geliyor. Öte yandan işte korumacı tavır zaten daha doğru geldiği için de bu bölümde drama olsun diye Prime Directive'i biraz öne çıkarmışlar. Evet. O konuda ne düşündün? Prime Directive'in en çok konuşulduğu bölüm oldu bu şu ana kadar. Ya direkt şuna gittim ben işte bu dediğin konudan hani biraz çıkıp oraya gelirsem şimdi kendi içinde çözmen zaten önemli ya bunu. Şimdi Türkiye kendi içinde çözdü. Amerika çözdü çözemedi. Avrupa ya da Av Avrupa Birliği çözdü çözemedi. Eskiden nasıldı? Biraz muhtarlık. Yani şimdi de var da tabii daha savaş daha sert daha e, nasıl diyeyim kapitalizme bağlı konulardan dönüyor. E, i̇şte Amerika'nın muhtarlığı. Yani Çin'in yarı Çin yer, yer gidiyor. Rusya'nın bazı konularda Hı -hı. muhtar olduğu bir dünya var. E şimdi bu muhtarlık konusu e, artık Milliyetçilik Dünyanın de artıyor. izliyor diye bir ara Amerika. Aynen ya. Şerife... Bu arada 80'lerde tam araya gireceğim. Çok doğru bir yere değindi. Bak yine 80'lerde bir dizideyiz. 80'lerde bir dizide abicim biz biraz <laughs> daha gelişmiş bir medeniyetiz diye millete böyle <laughs> gidip de artistik yapmanın alemi yok deniyor. O sırada Amerika dünyada neler yapıyor? Bir açıp bakmak lazım yani. Hatırlatayım bunu da. Tabii güzel. Orada aslında kendine saplıyor yani. Bulunduğu coğrafyaya güzel saplıyor. Helal olsun Star Trek'e bu konuda. Ve bunu bir, harbiden şey olarak da yapmıyor. Bakın işte biz bu konularda çok kötü bir ülkeyiz falan gibi değil. Çok güzel bir noktada yapıyor. Gerçekten e, Picard'ı bir anda o temsili hakem işte Prime Directive'ın Directive e, savuncusu konumuna koyup bir karar aldırtıyor. E, i̇şte e, şeylerle, ornaranlarla, brekyanlar arasında. Aldığı karar sonucunda iki tarafta şuna... a olan evet hani... Biz karar vermeliyiz buna. Nasıl yapacağız? Ee, kendi çakallıklarıyla çözüyorlar bir şekilde. Evet orada çakallık bitmiyor. Ama şunu görüyoruz o çok güzel bir nokta. İki tarafta kendisi için bir şey istiyor. Şimdi zaten Prime Directive'in ana şeyi bu. Sen birine bir şey yaparsan diğeri de isteyebilir. Diğerine yaptığında onu değiştirebilirsin. O değişiklikten dolayı başka biri başka bir şey talep edebilir. Ve bunu yönetemezsin abi. Yani bunun artık genetik uygarlık değişimi falan tarafının dışında da bir konu var. Yani dünyamızda da işte ekonomik olarak ya da işte bu e, muhtarlık konusundan gelen yıllardır artık işin çözülmediği, ülke arasındaki bu didişmelerin çıkma konusu da hep bundan geliyor. O yüzden bu Picard'ın o bir anda Amerika temsili haline gelmesi ve bu kararı alması falan çok güzel. E, Prime Director üzerinden çok iyi anlatılmış burada. Yani şöyle bir, bir detay vereyim ben de burada. Sene 1988 e, İran-Irak savaşı var. Tabii. Orta Doğu'da. Ve böyle Amerika'ya sürekli aman abi gelin çözün, aman abi destek atın. Aman abi işte Saddam Hüseyin şöyle dedi. Aman Ebu işte bilmem ne oldu falan böyle bir dönem. Ee, ve yani oradaki konuyu çözemedikçe 1990 senesi yani bu, bu dizi, dizi bölümü yayınlandıktan iki sene sonra Körfez Savaşı başlayacak. Arkasından da Desert Storm operasyonları falan filan gelecek Hani bizim böyle Çok çocukluğumuzdan cansız. bilgisayar oyunu ismi olarak falan <laughs> <ben> hatırladığımız. Travma <laughs> Operasyonlar. Ha? Benim için travma abi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben o kadar ara. hatırlamıyorum. Taş devri izliyordum. Taş Devri'nin tam ortasında Sukut füzesi görüntüsü girmişti. Evet şimdi Sukut füzesi evet. Amerika girdi falan diye. Ben de çocuğum Hı -hı. yani. 10 sene sonra falan anladım ne oldu. <laughs> travma yani. Aslında yani direkt bu e, Körfez Savaşı'nın öncesindeki ba kaynamaya başlayan siyasi ortama çok güzel e, ortalarını yapıyorlar herifler. Anlayana diyorlar bir yandan da. Öte yandan Prime Directive'i şey gibi düşünüyorsun. Ee, ulan bir yandan da millete yazık değil mi diye düşünüyorsun. Çünkü ilerleyen bölümlerde çok çok göreceğiz. Böyle Prime Directive'in detayları çok daha fazla gelişecek. Bazen şey olacak böyle. Lan yazıktır be falan noktasına gelmeye başlayacaksın <laughs> bazı bölümlerde. Burada bir oraya atacak ediyor yani. Evet çünkü burada Picard açıkçası şey yapıyor. Tamam Prime Directive'i bozmuyor ama yine golünü çakıyor yani anladın mı? Hani böyle bir bir çakallık buluyor. Ee, biz diyor size yardımcı olamayız. İşte size yardımcı olamadığımız için de siz gidip yan gezegenden uşturucunuzu rahat rahat alamayacaksınız. Aman abi yanarız, biteriz, yokluğa gireriz. İşte güle diyor biraz. <laughs> Gemilerin tahmin yani, etmeyince. Evet, yani aslında yardımcı olmayarak yardımcı oluyor heriflere. Ee, o da işte Picard'ın zekası gibi bu bölümde bize yansıyor ama ileriki bölümlerde zekice çözemediklerinde cidden karışmadıkları Durumlar olacak. İşte Aa, bak, o, o da biraz şey açısından ilginç. E gücü yeden gücü yettiğini öldürüyor mesela bir yerde. Ama Preflight ya yani Prespaceflight bir civilization olduğu için bulaşa bula, bulaşamayacaklar, girişemeyecekler. Gibi. Ya şey... yani bence hem gündeme yakınlığı açısından hem Prime Directive'de vurguladıkları açısından hem de yani çiftte yani özür dilerim iki, iki kere böldüm seni ama Yo, tek bölümde canım. iki tane ahlaki sorgulama var aslında ki e, bayağı bu benim hoşuma gidiyor ya. Akıllıca bir dizi izlediğimden ötürü mutlu oluyorum. Yani aynı bölümde ya işte bağımlılık yapan ve bağımlılık yapılmasına izin veren arasındaki ilişkiye müdahale etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Ne kadar müdahale etmeliyiz? Bak adam da ben mutluyum diyor. Belki hani bunu bıraksa mutsuz olacak gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı madde sorgulaması varken Lootbox e, loot box falan filan gibi. Öteki taraftan abi başka ülkelerin medeniyetlerin arasındaki çatışmaya biz lazerlerle girelim mi gerçekten? Bunlar güzel sorgulamalar. Bunlara Jean-Luc Picard kendi cevabını veriyor ama seyirciye de düşündürttürüyor açıkçası. Ben biraz şey gibi görüyorum. Prime Directive zaten burada da söylüyor da Picard işte bir, bir kurallar bütün değil, bir filozofidir. Hani konuşman lazım üzerine. Biraz geniş bir dünyadır. Ee, o da şunu yani karşı iki tarafın aslında karşılıklı iki tarafın biraz sorgulayarak bu konuyu çözmesini istiyor. Yani gemileri çalışmayacak alamayacağız. Onlar bir tepki verecek. ha Onlar uyanacak ve keşfedecekler anlayacaklar. O zaman ne oluyor? Sen e, bir konfor alanı yaratmadan konuyu kendin çözmüş oluyorsun. Ben bunu biraz şey gibi görüyorum. Mesela ben basketbol koçluğu öğrenirken bana e, hem biraz öğretildi hem biraz ben keşfettim. Mesela oyuncuya bir şey yap ya da yapma dediğin zaman ne yapar ne yapmaz. Anlatabildim. Hemen onu yap yapmaya çalışır beceremez. Yapma dediğin şeyde yapmaya devam eder. Onun anlamasını sağlaman lazım. Biraz manipülasyon gibi gözüküyor bu ama değil. Aslında zihnine giriyorsun. Yani sen ona belli şeyleri dolaylı olarak veriyorsun. Dataları, inputları veriyorsun. O kendi çıkarımını yapıyor ama inputu sen vermek zorundasın. Picard da bana biraz onu yapıyor gibi geldi. Hani inputu veriyor, gemisin ta tamir etmiyor, bir anda değişiyor. Ulan bu adam niye fikir değiştirdi? Ha, Ulan tamam falan. Biraz böyle o sorgulama o input da alıp sorgulamaya girince çözmek, tabii ki insan için daha akılda kalıcı, daha etkili, daha e, uzun vadeli bir çözüm üretiyor. Ama dediğin gibi hani ileride e, Prime Directive'i bu yönde geliştiremeyeceklerse, hani daha filozofi yönden geliştiremeyeceklerse sıkıntı olur. Geliştirecekler aslında. O, bu da ama bir evet. yandan şeyi sağlıyor açıkçası onu da söylemek lazım. Ee, Prime Directive diziden diziye, kaptandan kaptana, bölümden bölüme değişebilen bir şey. Çünkü gerçekten de bir doktrin aslında yani bir düşünce bütünü. Hı. Bazen kaptan yok abi buraya yemiyor Prime Directive diyor. Bazen yiyor diye düşün. Mesela Heaven bölümünü düşün. Ha doğru. Sahilde çıplak adamlar koşuyordun oraya. <laughs> Siz niye oraya tatil yapmaya iniyorsunuz? Ne oluyor? Hani demek ki diyorsun bunlar pre warp bir civilization. Yani pre pre warp terimini anladın değil mi bu arada? Şey galaksi seyahati. Mesela biz şu an şeyiz pre warpız yani dünya olarak. Öyle düşün hani. Ha anladım. Bilmiyorum. Öyle... Yani. Warp hızına çıkamıyoruz ha, Roket gücüyle çıkmakla falan olmuyor. Warp hızına çıkabildiğin zaman seni warp kabul ediyorlar evrende. Um, şey G' de var ya şu an zaten biraz Star Trek zamanında bunu şey yapmıştı yani zaten bizim teknolojimiz yeterince gelişmediği için bize kimse gelmiyor <laughs> gibi bir tabii. E algı var şu anda İşte öte yandan bir de şeyi düşün Amerika'da çok köklü bir şey dünyası var ya uzaylılar tarafından kaçırıldık Hı -hı. Mulder, Scully, X-Files falan gerçi, çok. onlar henüz çıkmadı şu an bu sene şey, Star Trek'in bu bölümlerinden henüz çıkmış değiller gerçi ama ya tabii ki Amerikan kültüründe çok ciddi bir uzaylı kaçırılma hikayeleri vardır ya çok aslında şeyi düşün. Şimdi Star Trek Next Generation'daki bu Enterprise gemisi yani bunlar bu teknolojileriyle yukarıdan aşağıya birilerini çekip üstünde deneyler yapıp bir şeyler öğrenip sonra geri falan bırakabilirler. Yani hatta biliyorsun geminin kıçıyla başı kopuyor. Geminin kıçı kopunca evet. geminin başı direkt uçan daireye benziyor. Yani Baya demek istediğim aslında olur. ha anladın mı ya? Yani Enterprise aslında gayet de şey olabilir uçan daire adamı geldi kaçırdı üstünde deney yaptılar rektumuna sopa soktular falan işte Amerika'daki klasik uzaylı kaçırma vakaları belki de işte hani örnek veriyorum biraz şeye bağlıyorlar yani Prime Directive'e uymayan ya da federasyon tarafından kontrol edilmeyen bir ırkın yaptığı bir şey olabilir mesela filan. <laughs> yani güçlü bir medeniyet güçsüz bir medeniyeti bir de burada şey gibi değil hani siz tüfek sıkıyorsunuz biz sukut atıyoruz seviyesinde değil yani siz füze sıkıyorsunuz biz teleport oluyoruz abi yani. <laughs> biz ışık hızına çıkıp nerelere gidiyoruz biraz. <laughs> zaman bükülüyor bizde. Yoktan madde var ediyoruz falan. 3D printer falan havada çalışıyor. Allah'ım ya 3D printerlar 3 sene önce çıktı. Star Trek'te 1988 senesi de var. Bunları da vurgulamak evet ya, istedim. İnanılmaz inanılmaz çalışıyor yani. Oradaki teknolojiler hmm. LCD teknolojileri bilmem ne. Gerçi o zaman daha LCD miydi bilmiyorum ama çok çok i̇şte güzel bu. gözüküyor yani. Kesin şey evet. manyakları vardır değil mi bu? Tracker mı deniyordu onlar hani böyle evini böyle trekiler, trekiler işte Aa, tabii. evini tabii, böyle tabii. dek gibi döşeyen falan böyle. Aa işte, bir, işte şimdi bir şey söyleyeyim mi sen biraz daha Star Trek'e sardın Netflix'te çok güzel Star Trek belgeselleri de var. Aa süper. Netflix'in okay. şu hayatta yaptığı en iyi yatırımlardan bir tanesi herhalde Ayrışman ve Rom bir diğeri de işte Star, Star Trek'in bütün ve onların her şeyini alıp depo olarak koymuş olmak. Star Trek belgesellerinde gir bayağı eğlenceli ama Güzel henüz girme. Şimdi girdim mi çok spoiler'lı olur yani. Tamam, tamam. Şu an zaten ölüyorum meraktan. ikinci sezona başlayacağız hmm. yakında. deyip e, bu bölümle ilgili ekleyeceğim bir şey yoksa bitiriyorum o zaman. Riker'ın suratı. Bir tek onu eklemek istiyorum. Riker'ın suratı hangisi? Elektriği ince böyle kalıyor. Ha! <laughs> Ona bakıp bakıp bu bölümü izlerken. Bir de oğlum ne kadar büyük bir güç o ha. Yani inanılmaz bir güç. Bunlar şok oluyor ya. Oğlum bu adamlar ne yapmış da böyle olmuş falan. Ha. Bu kadar güçlüyken uyuşturucu bağımlılığına takılmaları da ayrı bir konu yani. <laughs> Tabii canım adamlar elektrik atıyor. Bomba şişlerle uğraşıyorlar o... halbuki yani. Sen Avatar Airbender olmuşsun yani. Şuna baksana. <laughs> Yok yani işte düşmüşler. uyuşturucu efendim. Ryker'ın yüzünü evet, iyi hatırlattın onu ya çok komikti. Onu hatta belki Tamla Yılda kullanabiliriz. <laughs> deyip bu bölümü de bitiriyorum ve bir sonraki bölüm 22. bölüme geçeceğiz. Skin of Evil bölümünü konuşacağız. O bölüme kadar kendinize iyi bakın. Yatay bakışlar, dikey çakışlar Sungur'un kanalında devam ediyor. Senin de kanal şaka maka 200.000'i gördü görecek ha ucunda yani geldi. Hadi bakalım ya. ya Belki ben, biz ben, de büyük bir YouTuber oluruz bir gün. Valla olacak. Ben de 10 geçtim diye sevindim. Çok hızlı 15 binlere yaklaştım. Sayenizde. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalda büyümeye devam ediyor. Bu daha da büyütmek için abone olun, çanımıza tıklayın, bizi sevin, sarın, gelin öpün, takılalım. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.